Enflasyon, FED, faiz derken bir sarmala girdik çıkamıyoruz. Ama piyasada bir veri var ki enflasyonun özellikle çekirdek enflasyonun çok yakında zirve yapacağını gösteriyor. Dolayısıyla FED'in yavaşlayacağını riskli piyasalarında yukarı yönlü hareketlerinin olağan olduğu bir dönemi temsil ediyor bu. Bu veri nedir? Enflasyon ne zaman düşecek? Bunları konuşalım. Çok uzatmadan hemen başlıyoruz. Arkadaşlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Hemen kısaca teknik durumla başlamam gerekirse Bitcoin anlık olarak 19.900 dolar civarında seyrediyor. Bulunduğumuz bölgede bir RSI uyumsuzluğu var. 1 saatlik bazda daha net görülen 4 saatlik bazla da bunu destekleyebileceğimiz bir uyumsuzluk söz konusu. Bu uyumsuzluk nedeniyle Bitcoin'de yukarı yönlü bir tepki hareketi olması mümkün. Böyle bir durumda Bitcoin nereye kadar gider dersek 20.700-20.800 bandının Bitcoin'de bir ara direnç konumunda olduğunu söyleyebilirim. Yani buradaki teknik uyumsuzluk nedeniyle Hafta sonu veya önümüzdeki hafta başı Bitcoin'de yukarı yönlü bir hareket halinde. 20800 seviyeler açılmış olan long pozisyonlar, yükseliş yönlü alınan pozisyonlarda kar alınabilecek bölge konumunda. 20800 yukarı yönlü kırılırsa son videoda anlattığım üzere buradaki ayı trendi nereden geçiyorsa Bitcoin'de direnç alanı orasıdır. Çünkü bir sonraki yatay direnç alanı 22.800 tekabül ediyor. Yani arada bir trade yaparken direnç alanı arıyorsak bu trendin geçtiği bölgeyi takip etmemiz gerekir aşağı yönlü hareket halinde yani fed derken faiz derken önümüzdeki hafta volatil geçecek. Böyle bir durumda da 19.000 dolar, 18.500 19.000 dolar bandı hatta destek konumunda. Bu bölge eğer aşağı yönlü kırılırsa Bitcoin'de 18500 altında özellikle günlük bazda kapatmalar gelirse bu yeni dip arayışlarının olacağı bir alana giriş yapmamıza neden olur. O yüzden kısa vadeli olarak trade'lerde dikkate alınması gereken alanlar 18500, 19000 desteği ve 20800 direnci olacaktır. USDT dominansına bakmamız gerekirse burada bir kırılım geldi direnç alanı sonunda yukarı yönlü kırıldı 6.98 7 bandı burada direnç konumundaydı e 6.98 şu an tekrardan destek konumuna geçti burada 6.98 altında kalmadığımız sürece USDT dominansında da yukarı yönlü hareket beklenilebilir. Ama çok kısa vadeli hareketlere baktığımızda yani Bitcoin'de mesela pozitif bir uyumsuzluk var diyoruz ya USDT dominansında da negatif bir uyumsuzluk var. Yukarı yönlü yükselen tepeler RSI'daysa aynı hizada seyreden tepeler var. Bu da bize bir negatif uyumsuzluk olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Bitcoin'de 20.700'lerin denendiği bir senaryoda da 6.98'ler burada destek konumunda. 6.98 altında kalırsak buradaki destek alanı yine eski dip bölgemiz, lokal dip bölgemiz olan 640 bandına tekabül edecektir. USDT dominansıyla Bitcoin'i paralel takip ediyoruz. Bazı dönemlerde USDT dominansı daha güzel veriler sunuyor teknik anlamda. Bazı dönemlerde de Bitcoin şu an içinde bulunduğumuz bu 48 72 saat içerisinde Bitcoin grafiğini takip etmek, bunu USDT dominansıyla desteklemek daha makul olacaktır. Mesela geçtiğimiz videoda önümüzdeki çok kısa vadede USDT dominansı önemli diyorduk. Şu anda Bitcoin grafiği demin anlattığım destek dirençleri takip etmekte fayda var. Geleneksel piyasalara baktığımızda US500 tarafında S&P endeksinde aşağı yönlü hareket devam ediyor. Burada son kapanış öncesinde yukarı yönlü minik bir tepki geldi ama hala destek altında. Yani 3985 dolar altında seyrettiği için buradaki görünümün genel anlamda negatif olduğunu hatırlatmakta fayda var. Burada S&P endeksi için çok geniş bir bant var. Destek alanı 3540 dolarlar. Yani bu bölgeye kadar da gevşemesi gayet mümkün. Son videoda zaten anlattım. Hatta birazdan göstereceğim bir veri var. O veriyle de S&P endeksinde neden aşağı yönlü hareketlerin devamlılığı mümkün? Bunu tekrardan hatırlatmış olacağım. Dolar endeksinde ise şu anlık durum hala aynı. Burada 109 seviyesi ara direnç konumundaydı. 109 seviyesi yukarı yönlü kırıldı. Burada bir boğa bayrağı yapısı da oluşuyor. Buradaki hareket tamamen önümüzdeki hafta Fed'in uygulayacağı faiz hamlesine bağlı. Oradan gelecek olan faiz hamlesiyle beraber dolar endeksinde de yine yukarı yönlü hareketin devamlılığı söz konusu olacaktır diye düşünüyorum ben. 112'li seviye burada dolar endeksi için kısa orta vadede durumu belirleyecek olan seviyedir. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. 112 yukarı yönlü kırılırsa 120'lere kadar hızlı bir şekilde dolar endeksinin yükselişini görebiliriz. Keza önümüzdeki dönemde enflasyon verileri yüksek gelmeye devam ederse Fed'in de dolayı, dolaylı yoldan artık faiz hamlelerine devam edeceğini anlarız. E böyle bir durumda dolar endeksinde dolar dolarda genel olarak bir güçlenme söz konusu olacaktır. Bu yüzden dolar endeksini 112 bandını baz alarak takip etmekte fayda var. Temel verilere geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kaldıraçlı işlemlerde komisyon ödemeleri spot işlemlerle kıyaslandığında daha yüksek olduğu için Piyasada en yüksek komisyon indirimi sunan Bybit borsasını kullanıyorum. Eğer hesabınız yoksa, kaldıraçlı işlemlerinizi Bybit'te yapmak istiyorsanız, videonun yorumlar kısmına bıraktığım linkten kayıt olarak çok yüksek komisyon indirimlerinden faydalanabilirsiniz. Böylece kaldıraçlı işlemlerde ödediğiniz komisyonların büyük bir kısmı da cebinize kalmış olur. Şimdi gelelim işin en önemli kısmına. Bu hafta açıklanan enflasyon verileri sonrasında piyasa %48 ihtimalle 100 bas puanlık bir faiz artışı fiyatlıyordu. Hatta son videoda hatırlarsanız buna overreaction yani aşırı tepki gibisinden bir tabir kullandım. Çünkü piyasa en kötü senaryoyu fiyatlamaya başladı. Fakat son günlerde hem piyasaya sızdırılan bazı haberler hem de piyasanın biraz daha rasyonel bir duruma gelmesiyle o tepkiden kurtulmasıyla beraber 75 bas puana doğru bir kayma yaşandı. Yani şu anda piyasa yaklaşık %80 ihtimalle 75 bas puanlık bir faiz artışı bekliyor. Şimdi burada önemli olan şu. Kaç bas puan beklenti var? Kaç bas puan uygulanacak? Piyasanın 100 bas puan beklediği yerde 75 bas puan her ne kadar yüksek bir faiz artışı olsa da uygulanması halinde yukarı yönlü hareketler beklenilir. Çünkü beklenti her şeydir ve piyasa yüzü beklerken, yüzü fiyatlarken 75 geliyorsa bu kısa vadede yukarı yönlü hareketlere neden olur. Ama şöyle de bir durum var ki ben 75 bas puanında tamamen fiyatlandığını düşünüyorum. Yani 75 bas puanın aslında baz alınarak bir fiyatlanma yaşandığını düşünüyorum. Çünkü 75 bas puan daha doğrusu bu enflasyon verileri öncesinde piyasa 50 bas puana daha yakındı şu anda 75 bas puan en rasyonel seçenek olarak duruyor. Ha bu dönemde ne olur? Kısa vadede önümüzdeki hafta volatilite fazla olacaktır. Hareketlilik artacaktır. Fed'in faiz hamlesine kadar piyasada baskı olması da mümkün. E, fakat faiz hamlesi uygulandıktan sonra biraz daha akümle bir piyasa. En azından bir sonraki enflasyon verisi açıklanana kadar düşüş yönlü olmasa da yerinde sayacak olan bir piyasa bekliyorum. Belki o arada tekrardan Bitcoin'de ayı trendi dediğimiz o trendin denendiğini de görebiliriz. Yani genel olarak zaten şu anda bu faiz fiyatlamasını %90 ihtimalle tamamladığımızı düşünüyorum. Bundan sonra önemli olacak olan şey enflasyon ve o enflasyonu etkileyecek olan unsurlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle size hem S&P ile ilgili hem de boğa ve ayı piyasalarıyla ilgili kısa birkaç tane veri göstereceğim. Sonrasında ise bu videonun en önemli verisine geçiş yapmış olacağız. Şu anda ekranda S&P endeksinin yaşadığı boğa ve ayı sezonlarını görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere boğa sezonları çok daha uzun sürüyor. Boğa sezonlarının getirisi çok daha fazla oluyor. Ay sezonları daha kısa sürüyor ve ortalama olarak %33'lük bir geri çekilme ile sonuçlanıyor. Son videoda göz kararı olarak bir analiz yaptık. S&P endeksinde bugüne kadar %24-25 bir geri çekilme olduğunu konuştuk. Yani bundan sonra S&P endeksinin ortalamaya varması için bir %10'luk düşüş daha yaşaması gerekiyor. Ama benim şahsi düşüncem genel olarak o %10'un bile üzerine çıkabileceğimiz yönünde. Bunu tabii ki tamamen Fed'in hamleleri belirleyecek. Yaşanacaksa kısa vadede yaşanacak. Üzerine basarak söylüyorum. Yani önümüzdeki 2-3 ay içerisinde bu tarz bir hareket yaşanacaksa yaşanması gerekiyor diye düşünüyorum ben. E sonrasında tabii ki yine ay sezonu kısa olarak nitelendirdiğimiz bu ayı sezonunun sonuna geldiğimizi anlayacağız. Ayı sezonlarının ortalaması süreç olarak 14 ay. %33'lük bir geri çekilme. Boğa sezonları çok daha uzun sürüyor ama ne hikmettir ki insanlar boğa sezonunda da ayı sezonunda da para kaybediyor. Piyasa ne kadar ilginç değil mi? Bu kadar uzun boğa sezonları, bu kadar büyük yükselişler ama kime baksanız Herkesin para kaybettiği bir ortam söz konusu. Bu da tabii ki market maker'ın, piyasa yapıcının e, insanların psikolojisini iyi bilmesinden dolayı e, ve sabırsız yatırımcıların panik alsat yapmasından dolayı oluşan bir istatistik. Umarım önümüzdeki bu boğada bu istatistiğin içerisinde biz olmayız. Bunun yanı sıra e, piyasada aynı zamanda resesyon dönemlerine ait olan bir grafik de görüyorsunuz. ABD tarafında resesyon dönemleri hiçbir zaman çok uzun sürmemiş. Yani birkaç ay e, resesyon dönemi veya birkaç çeyrek devam etmiş. Sonrasındaysa resesyon sonrasındaysa yukarı yönlü hareketler çok sert olmuş. Bu aslında e, çok net bir mantık. Finansal piyasalarda bu çok konuşulan bir şeydir. Yayı ne kadar ger gererseniz tabii ki o kadar e, uzağa atarsınız. Bu da tabii ki ABD tarafı iç içinde geçerli olan bir durum. Resesyon dönemlerinde ekonomik daralma, düşüşler derken bir yerden sonra piyasalar o kadar hızlı toparlıyor ki insanların bazıları o treni kaçırıyor, arkasından bakıyor. Bazıları ya çok yükseldi, biraz düşsün öyle değerlendirme yapayım diyor. Sonuç olarak şu anda da bir resesyon dönemindeyiz ve bu resesyon döneminin de geri dönüşü çok çok güzel olacak diye düşünüyorum. Ha bugün ne olur diyorsanız, bugün kısa vadede ne olur diyorsanız kısa vadede güvende değiliz. Çünkü enflasyon verilerinde hala aşağı yönlü bir trend görmüyoruz uzun vadeli olarak finansal piyasalarla ilgili benim düşüncem gayet pozitif. Özellikle resesyon sonrasında, özellikle faiz baskısı bittikten sonra yukarı yönlü sert hareketler her piyasada, her riskli piyasada ben bekliyorum. Kripto paralarında tabii ki bu riskli piyasalara eşlik etmesi beklentilerim dahilinde. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben videolarda anlatırken mümkün olduğu kadar puzzle'ın parçalarını birleştirmeye özen gösteriyorum. Şu an içinde bulunduğumuz durumda konjüktürde e, durumumuz nedir derseniz şöyle bir ortamdayız. Faiz baskıları var. Bunun nedeni enflasyon. Faiz baskıları yüksek olduğu için kripto paralar yükselemiyor. Riskli piyasalar değer kaybediyor. E, dolayı yoldan FED enflasyonu düşürmek için de bu hamlelere devam ediyor. Yani puzzle'ın en başı en önemli kısmı enflasyon. Enflasyon düşmeye başladığında riskli ürünler rahatlamış olacak. Enflasyonu da ikiye ayırıyoruz bildiğiniz üzere. Bir CPI dediğimiz herkesin takip ettiği son %8.3 olarak gelen veri, bir de çekirdek enflasyon dediğimiz Fed'in en çok önem verdiği veri. Çekirdek enflasyon neydi? Enerji ve gıda ürünlerini sepetin kenarında tutarak gerçek enflasyonu anladığımız veri. Çekirdek enflasyon geçtiğimiz ay yükselmeye devam etti. Şimdi Enflasyon nasıl hesaplanır derseniz biliyorsunuzdur bir sepet var. Bu sepetin içinde ürünler var, servisler var. Bunların fiyatları çıkarılıyor. Bir önceki veriye dayanarak bir önceki aya ve geçtiğimiz yılın o ayına dayanarak ortaya bir fiyat kıyaslaması çıkarılıyor. Bu da enflasyon oluyor. Bu sepetin içinde core inflation yani çekirdek enflasyonu etkileyen çok önemli bir veri var. Şu anda onu sizlerle paylaşıyorum. Ekranda şu anda arkadaşlar ABD'de F fiyatlarının artışını görüyorsunuz. F fiyatları grafiğini görüyorsunuz. F fiyatlarının grafiği yaklaşık olarak bir yıl önce geçen yılın e, Temmuz ayında zirve yapmış durumda. Ondan sonra da aşağı yönlü küçük minör hareketler var. Hala tepedeyiz, farkındayım ama tepeye yakın bir bölgedeyiz ama zirve neresi oldu derseniz geçen yılın Temmuz ayı oldu. Şimdi bir de kira fiyatlarının grafiğine bakalım. Kira fiyatlarının ise şu anda daha yeni yeni zirveye geldiğini görüyoruz. Yani F fiyatları geçen yıl yükseldi ama kira fiyatları şu anda artıyor. Tarihsel verileri incelediğimizde ABD'de F fiyatları zirve yaptıktan sonra kira fiyatları yaklaşık 12-18 ay sonra zirve yapıyor. Yani 1 yıl 1,5 yıl sonra kira fiyatları zirveye ulaşmış oluyor. Demin ne konuştuk? Tam 13 ay önce... ABD'de F fiyatları zirve yaptı. Bunun üzerinden 13 ay geçmiş. Şu anda da kira fiyatları zirve yapmaya doğru gidiyor. Kira fiyatları neden önemli derseniz de core inflation var ya, Fed'in takip ettiği o çekirdek enflasyon. O sepetin içinde bulunan en önemli ürünlerden birisi, servislerden birisi kira fiyatları. Kira fiyatları yukarı yönlü gidiyorsa çekirdek enflasyonda doğal olarak yukarı yönlü gidiyor. Ben şimdi bundan ne çıkarıyorum? 13 ay geçmiş tarihsel veriler ortalama olarak 1-1,5 yıl yani 12-18 ay diyor. Bu da şu anlama geliyor. Ev kiralarının çekirdek enflasyon üzerinde olan etkisi ve pik yapması için önümüzdeki önümüzde topu topu 3-4 ay kalmış. Yani 3-4 ay içerisinde maksimum bu kira fiyatlarının pik yapması gerekiyor. Bir de üzerine baz etkisini ekliyoruz. Baz etkisi çok önemli çünkü. Yani her zaman enflasyon böyle stabil gitmiyor. Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında düşüyor. E bu her ürün için geçerli bu arada. Bunu da üzerine eklediğimiz zaman çekirdek enflasyonun da zirveye yaklaştığını söyleyebiliriz. Ev kiraları önemli bir endeks. Ev kiraları çekirdek enflasyonu büyük oranda etkileyen bir endeks. E çekirdek enflasyon düşerse ne olur? FED biraz daha rahatlar. E, agresif faiz artışlarını durdurur. O durdurursa ne olur? Riskli ürünler yukarı yönlü gider. Bakın o kadar kompleks bir işin içerisindeyiz ki. Bazen kafanızın karıştığını da biliyorum. Videoyu geri sarın. Birkaç kez izleyin. Puzzle'ın tüm parçalarını birbirine bağlayarak anlatmaya çalışıyorum. Şekirdeki enflasyonun içindeki önemli bir veri kira fiyatları. Kira fiyatları tarihsel olarak F fiyatlarından 1-1,5 yıl sonra zirve yapıyor. Şu anda da o dönemin içine giriyoruz. Bu zirve attıktan sonra ne olacak? Çekirdek enflasyonda düşüş görmeye başlayacağız. Ya tabii ki çekirdek enflasyon verisinin içerisinde birden fazla ürün ve servisi var ama en çok etkileyenlerden birisi de bu. Mutlaka bunu takip etmek gerekiyor. Aynı zamanda bununla paralel olarak insanların işsiz kalması gerekecek. Her zaman söylediğim bir şey. Eklemek istiyorum bunu da. Şu anda ekranda ABD'deki işsizlik oranının hala %3.7 civarında yani tarihi dip seviyesine yakın bir alanda olduğunu görüyoruz. Bu olay değişecek. ABD bu faiz artışlarıyla beraber işsizlik oranlarının fırlamasına neden olacak. Keza aslında iki şeye çok büyük etki etmiş olacaklar. Bir tabiri caizse insanları işsiz bırakacaklar. İki de housing market dediğimiz bu ev piyasasını yerle yeksan edecekler. E, ev fiyatlarındaki artışları zaten görüyorsunuz. ABD tarafında durum enflasyon açısından her alanda çok kritik. Bu iki şey tamamlandığında işin matematik tarafında da nominal faiz yani Fed'in faizi eksi verisi pozitif alana girdiğinde artık tamamen bu filmin sonuna geldiğimizi anlayacağız. Bana sorarsanız 3-4 ay gibi bir süre kaldı enflasyonun pik yapması için Ondan sonraki periyotta da yavaş yavaş artık faizlerin bir süre stabil kaldığı sonradan da indirildiği bir döneme giriş yapacağız. Sonraki videolarda bununla ilgili çok önemli birkaç veri daha paylaşacağım. Uzun bir video oldu muhtemelen bu şu anda dakikayı görmüyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. O yüzden bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.